Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun 4-chi mavzumiz kimyoviy bog'lanish va molekula tuzilishi, valent bog'lanishlar usuli va molekular orbitallar usuli deydi. Asosan mavzuda biz kovalent bog'lanishga, valent bog'lanishlar usuliga, kovalent bog'lanishning asosiy tafsiflariga, molekular orbitallar usuli, ion metal bog'lanishlar va molekular ta'sirlariga to'xtaymiz. Bu asosiy bu yerda manbalar bu Shriver Atkins inorganik kimyosi hamda kafedrada yozilgan anorganik kimyo darsligi. Avvalo kimyoviy bog'lanishning tabiati. 3 xil kimyoviy bog'lanish turi ma'lum. Bu kovalent, ion va metal bog'lanishlar. Bularni tushuntiradigan 2 xil usul bor. Bu valent bog'lanishlar usuli va molekular orbitallar usuli. Bu birinchi biz valent bog'lanishlar usuliga to'xtaymiz. Bu yerda asosiy quyidagi qoidalar e'tiborga olinish kerak. Kimyoviy birikma, ikkita atomdagi qarama-qarshi spinli elektronlarning o'zaro juftlanishi hisobiga yuzaga keladi. Odatda kovalent bog'lanishda top elektronlar ishtirok etadi. Bu yerda vodorod atomida bitta elektron, ikkinchi vodorod atomida bitta elektron elektronlar umumlashdi. Yoki xlor atomida 7 elektron, lekin bittasi top. Shu tufayli xlor molekulasi hosil bo'lishida bir juft elektron ishtirok etyapti. Bu yerda xlor atomiga 8 elektron tegishli, undan bir juftda bo'linmagan, mana bu bo'lingan elektron jufti, 3 jufti faqat xlor atomlarni o'ziga tegishli. Endi kimyoviy birikma, elektron bulutlar qanchalik bir-birini yaxshi qoplasa, bog' shunchalik mustahkam bo'ladi, tushunchasi bor. Umuman qutubli kovalent bog'lanishining 2 xil turi ma'lum. Bu qutubli va qutubsiz kovalent bog'lanish. Odatda qutubsiz kovalent bog'lanish bir xil metalmas atomlar orasida yuzaga keladi. Bu yerda vodorod, kislorod, xlor, azot, fluor, brom va yod bo'lishi mumkin. Bog'lanuvchi atomlarning elektromagnetliklari bir xil. Shu tufayli elektron bulutlarining siljishi kuzatilmaydi. Vodorod atomining elektromagnetligi 1, ikkinchi atomda 2-1. Xuddi shunaqa xlor, xuddi shunaqa azotda ham. Shuning uchun hosil bo'lgan elektron juftlar ikkala atom orasida barobar taqsimlangan. Ayni paytda bog'lanish turli xil atomlar orasida, metalmas atomlar orasida bo'lsa, mana suvda, vodorod sulfid, H klor, ammiak, H klorda, unda bog'lanish qutubli kovalent bog'lanish, sababi elektronlar elektromagnetli kattaroq atomga qarab siljiga, mana H klor molekulasini qarasak, bog' hosil bo'lishda bir juft elektron ishtirok etgan. Shunda xlor atomida 8 elektronli qavat, vodorodda 2 elektronli. Xlor atomining elektromagnetli 208, shuning uchun elektronli jufti xlorga tomon siljiga. Umuman bog'lanishda boya biz aytgandek, har bir atomdan ma'lum bir elektronda ishtirok etadi. Bular S elektronda bo'lishi mumkin, mana vodorod misolida va shu yerda 2 elektronning SS shar holatdagi elektronlarning qoplanishidan bog' yuzaga keldi. Bu qutubsiz kovalent bog'lanish. Yoki 2 p elektronlarning qoplanishidan yuzaga kelishi mumkin. Mana masalan xlor misolini mana shu yerda qarashimiz mumkin. Ba'zan elektron bulutlar qoplanishida mana bunday holatda pp elektronlarni qoplanishi ham amalga oshishi mumkin. Qoplanish ikki joyda amalga oshadi. Shu tufayli ham bunda bog'lar pi bog'lanishlar deb ataladi. Endi Lewis strukturalariga to'xtaymiz. Lewis strukturalarida har bir atomning tashqi qavatdagi elektronlarni hisobga olganda birinchi davr elementlari hisobga emas. Qolgan elementlarda barqaror qavat 8 elektronli qavat bo'lishi kerak. Ana shunda bog' mustahkam bo'ladi. Mana bu yerda bor-fluor-tor anioni bor-fluor-tor minus ko'rsatilyapti. Bor atomida 1, 2, 3, 4 ta bog', demak 8 elektronli qavat yuzaga kelgan. Ayni paytda fluorda ham mana bir bog', bir juft bog' hisobiga bog' 8 elektronli. Shuni fazoda tuzilishi yoki ana fluor uch molekulasida bo'linmagan elektronlar jufti ko'rsatilmagan holatda yoki azon molekulasida ham qarashimiz mumkin. Bog' hosil bo'lishda mana shu 8 elektronli qavat amalga oshyapti. 6ta bir juft bilan 8ta. Mana bir juft bo'linmagan elektron, 1 2 3 juft o'rtadagi kislorodga tegishli. Yoki 1 2 2 juft elektron kislorodga, demak umumiy elektronda yana 2 juft, umumiy elektron 8ta bo'ladi. Azon molekulasi bu burchakli tuzilishga ega. Xuddi shunaqa holatlar mana oltingur toroksidida, NO2 minus ionida, ammiak molekulasida, oltingur oltoksidi holatida va
Bazen şu halat, endi 8 elektronlu halattan köproq halat ham amalga oshishi mumkin. Mana bu yerda qarasak, mana fosforda 1 2 3 4 5 10 ta umumiy elektron bo'lyapti. Demak, fosfor bu yerda 5 valentli, har bir bog'ga bir juft elektron to'g'ri kelyapti. 8 elektronlu qavatdan chetlanish bu gipervalentlik deb ataladi. Shu holat bu 4 3 minus yonida. Yoki mana bu yerda qarasak, 1 2 3 4 5 6 markaziy atomda 12 elektron ishtirok etyapti. Bu yerda ham ana shu gipervalentlik, ya'ni 8 elektronlu qavatdan chetlanish holati amalga oshyapti. Yoki xlorotor minus ionni ham qarasak, 1 2 3 4 5 6 7 markaziy atomda 14 elektron bog'osi qilishda ishtirok etyapti. Bu holat ham ana shu gipervalentlik bilan kuzatiladi. Tushuntiriladi. Endi ana shu oktet elektronlarni ortiqcha elektronlarga ega bo'lish holati bu juda ko'p uchraydi. Biz buni gipervalentlik deymiz. Endi mana bu holatlar kengaygan oktet deyiladi. Bu asosan ikinci davrdan keyingi keladigan elementlarda ko'proq uchraydi. Mana bu holat bu valent qobiqchadagi elektron juftlarining itarilish modeli deb ataladi. Bu asosan qo'sh bog'li birikmalarda va bir qancha xil rezonans holati mavjud bo'lgan holatlarda uchraydi. Mana borofdor uch molekulasini qarasak, bu yerda 1 2 3 4 xil holat ko'rsatilyapti. Bular o'zaro muvozanatda. Qo'shboq demak bu yerda mana bu yerda qo'shboqsiz holat, qo'shboq mana bu holatda qo'shboq yuqorida, qo'shboq yonida. Mana shu holatlarning hammasi muvozanat holatida mavjud. Lekin qaysidir holatda bu holat ko'proq uchrashi mumkin. Yoki -3 ham 1 2 3 4 xil holat ko'rsatilyapti. Bu yerda qo'shboqsiz ko'rsatilyapti. Bu yerda qo'shboq mana bu pastdagi turgan holatda qo'shboq yuqorida, qo'shboq yonida. Mana shularning ichidan qaysi bir holat yoki barcha holatlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Endi molekulni tuzilishini belgilashda markaziy atomning koordinatsion sonini e'tiborga olgan holda shu molekulalarning fazoviy modelini tasavvur qilish mumkin. Buni koordinatsion son 2 teng bo'lgan holat ko'pincha chiziqli molekulalar amalga yuzaga keladi. Odatda H1, H4, H+ molekulalari mana shu 2 atomga bog'lanib chiziqli. Agar koordinatsion son yoki markaziy atom valentligi 4 bo'ladigan, 3 bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri uchburchak holatida. Mana misol uchun borofdor uch molekulasini olish mumkin. Ba'zan 4, 4 ko'pincha tetraedrik holatda. Tetraedrik holat, masalan, xlorotor plus ionini qarashimiz mumkin. Xlorotor plus ionida markaziy atom 4 ta boshqa xlor atomlar bilan bog'langan. Umumiy zaryad plus bo'ladi. Koordinatsion son 5 bo'lgan holatda xlor 5 molekulasida va trigonal dipirabiyada. Va koordinatsion son 6 bo'lganda oktetdrik holatlar yuzaga keladi. Boya biz ko'rgan SO2 minus holatida. Mana sulfid ionini ham 2 xil rezonans holatida qarashimiz mumkin. Qo'shboqsiz holat 2 minus va qo'shboq bitta holatda joylashgan holat. Shunaqa holatlar juda ham ko'p. Turli xil misollar bilan bu yerda keltirilyapti. Chiziqli, burchakli va tiks mas burchakli yoki tiks burchakli mana bu yerda uch burchak, teng burchakli uch burchak. Trigonal piramida holatida tetraedrik holatdagi molekulalar, metan sulfat ionlari. Yoki mana tetraedrik to'g'ri to'rt burchak holatida. Yoki mana bu yerda bipiramidal 5 ta koordinatsion son. Va mana bu yerda SO2 fluor minus va xlor 5 holat trigonal bipiramida va juda ham ko'p oksaydrik S2O6 va H5YO6ni misol olishimiz mumkin. Bu ba'zi bir holatlar bu yerda S2O4 molekulasini bo'linmagan elektronlar jufti bilan va endi xlor 5 holatida bipiramidal 2 minus ionini ko'rsatilishi va S2O4 molekulasini bo'linmagan elektronlar jufti bilan tasavvur etilishi. Endi ba'zan mana shu bog' hosil bo'lishida masalan bir xil atomlar yoki buni biz aytishimiz mumkin ikki atomli bir xil bo'lgan atomlardan tuzilgan molekula mana azot molekulasining hosil bo'lishi. Azot molekulasi hosil bo'lishida bitta sigma bog' pp elektron bulutlarini qoplanishdan yuzaga keladi va ikkita pi bog' bu pp elektronlarning yonaki qoplanishdan yuzaga keladi. Valent bog'lanishlar usuliga ko'ra
Bu yerde hipervalentlik pahalar 5 de kuzatılı yaptı. Bu 2, 3, 4, 5. Demek umumi elektronla 10 tabut kalı yaptı. Maksimal 8 tabut kalı. Hipervalentlik halatından çöntürlendi. Yapımdan verdim. Bu 2, 3, 4, 5, 6. 6 kubrikte umumi elektronla son 12 tabut yaptı. Valen bombalanışlar usulüye göre, su molekulasının hası buluşta burçak 90 buluşu mümkün. Aslında bu nakamaz bu burçak, ondan kop çünkü ondan kamayadı. Yok ki bu rezultor yarın geçer, 90'dan bu rezultor yarın geçer artadı. Bu valen bombalanışlar usulüye göre çöntürlendi. Bu limbalden elektronlar cüftünün molekulat sürüşke tasarı artan çöntürlendi. Bu yerde yanışa S orbitalı, P orbitalı yanırken toplanış var birbirinin çizikli kuplanış korsatılgın. Şimdi molekulat hasıl buluştu. En muhum hasıldan bittası bu molekulanın kutubluluğudur. Bu molekulanın kutubluluğu, kutublu ara masofanı şu atomlarının efektif zaryada kupayetmesi kupayetiş arkada topuladı. Bu dipol momenti bu debaylarda belirlenirdi. Debay bu galların fiziki şarafıga debay gibi yurtuladı. Bir debay 10 üstü minus 18 elektrostatik zaryat birliğinde, yok ki bir debay 3.35, 10 üstü minus 30 kulon metrge dey. Cüdayım şu molekulanın kutubluluğunu etibar olup, değerli barça molekulalarda şu kutublanış kursatıladı, etibar olmadı. H-klor 1.04, H-brom 0.79, H-yotkutsak 0.87. Demek H-klor хлор, бром, йод, которыда электромонфилик узгарятты. Электромонфилик узгарганда кутублар аромасовка узгарады. Ва дипил моменты камея борады. Энда симметрик молекулы боса, уша молекула дэк муспар манфизарятларни алгебрэй дейгэндысы. Ноль боб колып, молекула дипил моментыге эгэ бомейді. Ва бунда халатта біз дипил моментыны ноль деп кабыл кыламызы. Чызықлы белгілі хлорид молекуласы, чызықлы CO2 молекуласы. Yok ki, Amerika üç burçaklı belirli gidildi da. Borf toruç, tek burçaklı üç burçak var. Altın bir altı oksadı da. Bu yerde ha molekula simetrik tüzülüştü. Barça halatlarda molekulanın dipol momenti nörgü değil. Yanda şu simetri bozulsa, bunda halatta molekula malum bir dipol momenti gibi olur. Amyakta simetri bozulgan, molekula bu trigonal piramide tutuluşkiyge dipil momenti 1.46 gedi. Suda 1.80 tur. Brombenzol molekulası 1.60 tur. Acetanitrilde 3.9. Aynı payda CO2 molekulası simetrik, SO2'de demek simetri buzuldu ve bu kutubluluk payda olur. SO2 şunun için burçaklı ve kutublu molekulları. Metan, ceflortor, ceftortor molekullar kutupsuz bulgun falatta molekulanın simetriyasının buzuluşu, mesela хлороформ 1.15, CH2 хлорид 1.58, пометил хлорид 1.97. Демак, дослабки молекулы бір хил атомда болғанда метан, C-хлортор құтыпсыз, симметрия бұзылышы болған молекулада құтыбылық халаты пайда болады. Енді түрлі боғларда боғны табиатыға қарап, C-йод, CH, C-хлор, C-фтор боғларда йод, водород, фтор, йодтан фторга қарап келгені мысалы электромонфилік кескін артқаны үшін шу углерод С-йод, С-H, С-хлор боғыда боғының ион қысасы 40%-ге ашып келеді. Өке H-хлор, H-фтор, дерилий фтор, литий фтор қалаттағы боғыларын сұрыштырсак, ион боғы қысасы 18-ден 89-ге артышып ұзатылды. Құрсатылген тартыпта ион боғы қысасы көпай бар еді. Енді kovalent bog'lanishni hosil qilish usullariga to'xtaymiz. Birinchi bu atomdagi tinch holatda turgan tok elektronlar hisobiga. Shuning uchun mana azotda 3 ta tok elektron bor, 2s2 2p3 holat. Shuning uchun bu yerda kovalentlik 3 ga teng. Yoki mana baza ammiak hosil bo'lishida mana shu vodorodning tok elektronlari e'tiborga olingan azotdagi mana bu bu uglerodda 3 ta top elektron hisobiga ammiakda kovalentlik azot uchun 3 ga teng va bir juft elektron bo'linmagan elektronlar juftiga ega. Odatda uglerod 2s2 2p2 holatda 2 ta top elektron bor, kovalentlik 2 ga teng. Lekin atomdagi ma'lum bir holatdagi juft elektronlar bo'sh orbitalga o'tishi hisobiga, bu yerda
top elektronla sonra 4'te giyipken, şunun için kavalentlik, aynı parti uygulamak için. Birinci kalıpta 2 gel, ikinci kalıpta 4'e değil. Şimdi, cüda kub kalıplarda biz atomdaki cüf elektronların top kalıpta uçuşu sabıge kavalentlik uzgarışını koyarız. Aşklor o misalında klorinin kavalentliği bir getin. Çünkü cereyonda iştirak edirken elektron bitti. Bu cüflaşmada top elektron. Bana mesela aşklorotorda aşklorotorda ya ki mesela malum bir elektronlar iştirak edişi bilen cüf elektronların boş orbitaldaki top elektronla hasıklışı sabıge 1, 3, 5 falan mesela 7 bölüşü mümkün. 7 değerli. S holatdagi bir juft elektron delta bo'ldi, P holatdagi ikkita elektron D holatga o'tdi. Shunda umumiy elektronlar soni 7 ta bo'lib qoldi. Mana bu 5 holatdagi va yana mana bu 5 valentli, 3 valentli va bu yerda 7 valentli xlorning top elektronlarining yuzaga kelishi ko'rsatilyapti. Mana shu kovalent bog'lanish turlaridan bittasi bu donor akseptor bog'lanish hisoblanadi. Donor akseptor bog'lanishda atomlardan bittasi elektron juft, bittasi orbital beradi. Ammiak bu bo'linma elektronlar juftiga ega, vodorod ioni bo'sh orbitalga ega. Shuning uchun ham ammoniy ionining hosil bo'lishida azot elektronlar donori, vodorod elektronlar akseptori. Agar atomlardan bittasi orbital bersa, bittasi bir juft elektron bersa, bunday bog'lanish donor akseptor bog'lanishi deyiladi. Mesela gidroksol iyonunu hosil bo'lishda ham donor akseptor bog'lanishi kuzatiladi. Suv molekulasida ikki juft bo'lmagan elektronlar jufti bor. Vodorod ionida bitta bo'sh orbital bor. Shu vodorodni kelib bo'linmagan elektronlar jufti bo'lgan kislorodga o'tirish hisobiga gidroksol ioni hosil bo'ldi. Mana bu yerda kislorod elektronlar donori, vodorod elektronlar akseptori. Yuzaga kelgan bog'lanish donor akseptor bog'lanishi. Juda ko'p D elementlar komplekslarida mana shu donor akseptor bog'lanish yuzaga kelishi kuzatiladi. Bu yerda suv, suvdagi kislorod elektronlari donori, sink 2 plus elektronlar akseptori bo'sh orbitalga ega. Shu tufayli ham tetrakva sink 2 plus ioni yuzaga keladi. Bu yerdagi bog' donor akseptor bog'lanish. Endi kovalent bog'lanishning to'yinganligiga to'xtaymiz. Shu atomning ma'lum bir kovalent bog'lanishlar hosil qilish qobiliyati bu kovalent bog'lanishning to'yinganligi deb ataladi. Kovalent bog'lanishlar soni har bir atomning jadvaldagi o'rniga qarab chegaralangan. U orbitallar soniga, energetik jihatdan qulay bo'lgan holatlar va top elektronlar soniga bog'liq. Mana turlicha mana S, P, D orbitallar ham bu yerda ta'sir etadi va ular bog'lanish hosil qilishda ishtirok etadi. Birinci davr elementlarda bu yerda vodorod va geliy bor, maksimal kovalentlik 1'dan oshmaydi, chunki top elektroni bitta, orbital o'zi ham borligi bitta. İkinci davr elementlarda bu litiy, berilliy va to neongacha kelganimizda maksimal kovalentlik 4'ga boradi. Chunki bu yerda elektronlar soni ham maksimal top elektronda 4'ta, bo'sh orbitallar mavjud orbitallar ham 4'ta hisoblanadi. Üçüncü davr elementlerde maksimum kovalentlik 9 geçe uzatılışı mümkün. Yani mesela üçüncü davr elementlerde klorda maksimal kovalentlik 7, peki onun çigarası 9 geçe varış mümkün. Sebabı bitte ise orbital, 3'te P orbital koşsak 4'te, D orbital 5'te, mumi orbital da sonra 9'te, bu yerde maksimal elektronla ham, hatta o halette 9'te geçe uzatılışı mümkün. Endi atomning atomlarida kovalent bog'langanning to'yinganligini to'xtaymiz. Demak, atomning ma'lum bir kovalent bog' hosil qilish qobiliyati bu kovalent bog'ning to'yinganligi deyiladi. Kovalent bog'lanish har xil yo'nalishda ham emas, balki ma'lum bir qoplanishlar orqali yuzaga keladi. Mana vodorod molekulasi hosil bo'lishda SS elektronlar qoplanadi. Bu yerdagi bog'lanish ikki yadroni bog'lovchi o'qning o'rtasida yuzaga kelgan. Shuning uchun ham buni ko'pincha sigma bog'lanishda buyurtamiz. Agar qoplanish PP elektronlar bilan ikki joyda amalga oshsa, bunday bog'lanish pi bog'lanish deyiladi. Demak, ikki yadroni bog'lovchi o'qni ikki tomonida yotadi bunda bog'lanish. Buni ham bu yerda yana boyagi sigma bog'lanish, mana bu pi bog'lanishga misol.
D'de elektron bulutlarla koplanıştan hem sigma boğulan çözüye geliş mümkün. İkide D orbitalla koplanıştı hem P orbitalla P boğulan çözüye geldi. Ve bana bu kadar bu D elektronla da elektron bulutlarla torcayda koplanış yüzeye geldi. Şurada boğulanış bu sigma boğulanıştı bakalım. Bu bana bu yerde biz azotunu boya musal diyen kurduk. Yana karışımız mümkün. Hemşehirde boğulanış sigma boğulanış. Ve azottaki ana dosya tekisliğinde umbiyotken perpendikular tekisliğinde yüzeye geldiği ikide boğulanış olsa pi boğulanış. Çünkü şu an azot molekulası uç boğdan ibaret. Bittası sigma, ikidası pi'den pi boğulanıştan ibaret boğulanış. Şimdi odatta çizikli molekullar, yok ki bir atomlu molekullarını biz fazoda bitti şar, yok ikide boğulanıştan şarkı tasavvur kılamız. Bunda kolatlarda ulanı çizikli molekullar yok ki yakka halde yürüyen molekullar deb qarashimiz mumkin. Atomlar soni ortishi bilan bu yerda biz gibridlanishni e'tiborga olishimiz kerak. Markaz atomdagi bog'lanishlar turini ma'lum bir darajada tuzilishini o'zgarishini e'tiborga olish kerak. Buni biz gibridlanish bilan tushuntirishimiz mumkin. Gibridlanish nazariyasi 1934-yilda Jon Slater va Linus Pauling tomonidan taklif qilingan. Umuman gibridlanish jarayonida dastlabki atomning orbitalar soni o'zgarmay qolib, ularning tuzilishi o'zgarishi kuzatiladi. Shu tufayli markaz atomida ozgina o'zgarish ro'y beradi. Birinchi biz sp gibridlanishni to'xtaymiz. Buni Berilyev tarif molekulasi misolida qarashimiz mumkin. Markaz atom bu odatdagi holatda valentligi 0, chunki bu yerda tok elektron yo'q. Qo'zg'algan holatga o'tganda bitta s, bitta p elektron ishtirok etadi. S elektron şar sumun, P bu hacmi 8 yok, gigantel sumun kuruluş değil. Şunun için ben bu yerde bu halat rövergen bulurdu. Bunların koşuluşundan iki de alakalı yenge, aldığın gibi okşamayan gibrit orbitalda yüzeye gelir. Etibar verip karasak, elektronlar gibrit orbitalda kuprak, birerliğinden uzakrak halatı mevcut. Şunun için ben şu halatka klorunu bağlanış, asan bulur. Şu halatta enerji yutuluşu amalga oşadı. Şu yerde gibrit orbitallarının halatı kursatılıyordu. Demek yadrodan malum uzaklıkta elektron bulut içliği merkez atomundan uzak raf olarak. Şimdi SP2 gibritlanışı kalemiz. SP2 gibritlanışı biz misal kılıp bor fotoğru çalsak buladı. Altın bir altoksi, etilen molekulası tuzuluşta şu halat kuzatıladı. Bunda holatda markaz atomni shu bog' hisoblatgan burchaklar 120 gradus atrofida. Bunda uglerod bitta S, uchta P elektroni shu bog' hosil qilishda ishtirok etadi. Ya'ni bu yerda SP2 da avvalo bitta S, ikkita P hisobiga uchta yangi gibrid orbital hosil bo'ladi. Shuning uchun burchak 120 gradus. Endi SP3 gibridlanishi metan va uglerod tetrafluorid misolida ko'rishimiz mumkin. Qo'zg'algan holatda uglerod bu 2s holatda bitta elektron va 2p holatda 3ta elektronga ega. Bitta s elektron, 3ta p elektron. Shuning uchun ham 4ta yangi gibrid orbital yuzaga keladi. Molekula bu tetraedrik tuzilishga ega. Bu yerdagi valent burchaklar 109 gradus 28 minut. Buni biz hozir mana bu keyingi misolda qarashimiz mumkin. Mana bu SP gibridlanışı kursiyatı, burça 180. Bu yılda 3'te yangi gibrid orbital sorunu, 120 gradis. Bu yagi borç koruç molekulasını alışımız mümkün. Ve 4'te, bitti S, 3'te P, koşuluştan hosu bugün 4'te yangi gibrid orbital. Bu tetraedrik tuzuluş ege bulat bunda kalatta. SP3, burça 109 gradis, 28 bin. Şimdi, markazi atındaki asosiy kalat, gibridlanış, markaz atomunun bölünmeyen elektronla çöktüğü sabıga uzgar şöyle bir şey mümkün. Ama metan bu, tuğluk tetraedrik tuzuluşu eğri bulgan molekula. Amiyak kası buluşu da bir cüft elektron azot sabıga bölünmeyen elektronla çöktüğü eğri. Şu tüfaylı tam bana şu bölünmeyen elektronla çöktü, boğlanı sıkıp burçakını 109'dan 107'ye çıkıp kep koyar. Agar markaz atomda bölünmeyen elektronla çöktü iki cüft olsa, bunda halatta yanayan sıkılış küçülerek uzatıladı ve bu ena O, H, O burçakları 104 yarım gradus kep kalış uzatıladı.
Diğerli hama kalatlarda biri liftor iki, CO2, bunlar simetrik çözülüş en bugün molekulu. Onlar da valent bırçaklar 180 gradis. Yani tek uç bırçak, borf toruç, SO3 da 120. Altıngır toroksidi, azot toroksidi, H2SO3 molekulası, nitrit, bırçaklar 120 olmasın mümkün. Çünkü bölümüne elektronlar çoğunda tasar eder. Ve tetraedrik çözülüşke ege molekullarda bırçak değerli 109 gradis, 28 gradis. Trigonal piramidada demak bo'linmagan elektronlar juftı molekula tuzilishiga ta'sir qiladi. Ammiak, gipoklorid kislota, xlorid kislota, gidroksil yoni va patlor uchrashmoqda bo'ladi. Endi molekula tuzilishi mana shu gibridlanishda har bir molekulaning shakllarini qanaqaligini ko'rsatadi va gibridlanish va molekula shakli bilan bog'lanishi olishimiz mumkin. Endi kimyoviy bog'lanishning asosiy tavsiflaridan biri bu bog'ning uzunligi. Bu nanometrede ilk angstremde kursatıladı. Ana C-ftor, C-chlor, C-brom, C-jod katorada boğunun uzunluğunu orta barış kursatıladı. Yok ki oddiy, koşbog, uçbogda boğunun kıskarışı kursatıladı. Boğunun uzunluğu kıskarışı, yana bir taraftan uşa boğunun uzunluğu zarar olgan en kam energiya bilan ham belgilanadı. Ana oddiy, koşbog, uçbog katorada boğunun uzunluğu energiyası kupayıp geliyordu. Demek koşbogun uzunluğu ancakına kıyım. Ve bu kançı kısa olsa, onu uzun üçüncelik kıyımı soplanır. Hem de biz soktuğumuz moleküler orbitalda usulü geldi. Valen boğlanışlar usulünün asosiy kamçılıkları bu ödeglede ibarat. Bu moleküler vodorod iyonunun avcudluğu. Bu şunda kalan olsa, bu iki yadro bir elektronla boğlanıyor. Yok ki takibede tok elektronla boğlan moleküller, mesela kislorod molekülası magnetke tortular. Erkin radikallarının mavcudluğu, benzol birikmelerini düşündürüş. Bana bunlarla düşündürüş için 1932 yılda Amerikalı konu Hund ve Malik'in bu moleküler orbitalların nazaryasını yaratıştı ve şu nazaryanın bağlanışını düşündürüşe takdir kılındı. Bu nazaryaya göre moleküller hudda atom halatta gidik. Molekullar için kumad mekanik tasavvurlar, molekulü sürüşke tas kullanıldı. Atom bir merkezde molekul kopyadır, kop merkezli sisteme tıpkarlar. Birinci usul bu molekul orbitalda. Bunlardan en çok tarkalganı atom orbitallarının çizikli kombinasyon usulü. Buna şu molekulan taşkil etken atomların her birdeki funksiyalı, bu çizikli kuş orkalı moleküler orbitalı bu kızılar. Buna bir yerde moleküler bitallarının asosiy holatları ko'rsatilgan. Keyinchalik biz bularni batafsil şu moleküler bitallarının kullanışını karar çıkarız.